Herkese merhaba arkadaşlar, ben Metin ve bugün kardeşimle daha önce hiç yapmadığınız bir şey yapıp beraber abi bir GTA Vice City gizemi araştıracağız. Daha doğrusu bir söylenti var, bunu araştıracağız. Bakalım Metan'la çekerken farklılık olarak reaksiyon ne olacak, bakalım bu videoda göreceğiz. Hemen abi videoya geçelim. Şu anda abi 3. şehirdeyiz ve şu Romero'nun o kısımdayız. Hemen videomuza başlayacağız, fakat videoya geçmeden önce reis senden bir ricam, bu videoya bir like atar ve atabildiğince yorum atarsan gerçekten efsane olur abi. Hemen videomuza geçelim. Bilmeyenler için de haritadan şu kısımdan gösterelim. Tam şu noktada sen buradasın diye gösteriyor gördüğünüz gibi zaten. Buraya daha önce gelmiştik. Hatta şu arka tarafta biliyorsunuz bir ceset vardı falan filan. Burada bayağı bir gizem videoları yapmıştım. Fakat şöyle bir olay da varmış. Yani vampir olayı söyleniyor. Yani Vice City'de vampirlerin olduğu, vampirlere gönderme olduğu söyleniyor. Bunun iki çeşidi var. Şimdi biz birincisine bakacağız. İlerleyen kısımda da ikincisine bakacağız. İkincisi biraz komik ama ben böyle biraz arka tarafıma gelmeye, tamam şu şekilde hani sığabilirim diye. Yani böyle yakında dur. Şimdi Metan'la beraber şey yaparak gideceğiz. Öncelikle bu kısımda zaten abi Funreira Romero var. Bu Romero'yu biliyoruz zaten. Bu tabutçu yani. Hatta bir araç var. Romero'nun cenaze aracı diye bir araç var. Mete biliyor musun? Yanlış hatırlamıyorsam Haitililerin patronunu öldürdüğümüz görevde adam ölüyordu galiba. Romero'nun tabutlu aracıyla falan götürüyorduk ediyorduk. Şöyle yakından da bakmak gerekirse abimiz şu, fakat gözlükler yok normalde. Sonradan komik olsun diye mi çizilmiş, yani dalga geçmek amaçlı mı çizilmiş bilmiyorum. Ve abi kıyafetinde Rockstar Games'in R logosu var. Ayrıca burada satmış olduğu şeyler var. Mezar taşları var. Bir tanesinde işte RIP yazıyor ama Rockstar Games'in R'si. Burada da gene Steven Mulholland RIP var. Mulholland. Bir araba markası değil miydi Mulholland? Burada bahsetti abi Steven Mulholland RIP demesi de bu Steven Mulholland abi bu GTA'nın, yani GTA Vice City'nin ve GTA San Andreas'ın diğer oyunları var mı bilmiyorum ama GTA Vice ve GTA San Andreas kesin olmak üzere harita tasarımcılarından bir tanesi. Belki de burayı o tasarlamıştır. Kendine şaka olmasa amaçlı buraya bir tane mezar taşını bırakmış abi. Buraya bir mezar taşını koymuş. Burada da sattığı tabutlar var bu Romero abimizin. Burada 500 dolara yumurta şeyi gibi değil mi bu? He. Yumurta ne denir ona? Kasası. 2000 dolara şöyle bir tabut var. Normal 4000 dolar da bayağı lüks bir tabut var. Ne işinize yarayacaksa pahalı olduğu zaman. Burada da işte dikilebilecek, mezarın yanına ve sağına sonra dikilebilecek şeyler olduğu söyleniyor. Ya bu adamla ilgili vampir, bak zaten kıyafetine baksana, Dracula diye bir film, bir şey vardır ya. Kıyafetleri ona benziyor. Şey falan. Evet, aynen. Pelerini falan, şey pelerini değil de cübbesi mi denir ona, o giydiği kıyafet, hani arkası pardösü gibi erkek. Neyse. Yani unuttum ben de ne olduğunu. Şu şekilde işte. Eline baksana onun eline. Eline mi? Eli normal ama biraz hani şey gibi duruyor. Bunlardan ötürü bu adamın vampir olabileceği vesaire falan, bu işle yani mezar işleriyle uğraştığı için vampir olabileceği söyleniyor. Fakat hani bununla ilgili şey yok. Hani şurada giderseniz vampir görürsünüz, burada giderseniz vampir görürsünüz değil. Yani bu adamın vampir olabileceği söyleniyor sadece bu tarz şeylerden ötürü. İşte arka tarafta zaten biliyorsunuz hemen buranın mezarcının arka tarafında 3-4 tane mezar olması. Ve bunların bir tanesinin açık kalması, hatta kolların bir tanesi, fakat hani bunlarla alakası var mı bilmiyorum. Biz buradaki mezar kolu olmayan adamın bir tanesinin kolunun burada olduğunu biliyoruz. Yani o kol bu adamın kolu, o mezardaki kol şu kol zaten. Burada zaten insan organları diye belirtmiş, bak beyin satıyor. Şunlar artık pankreas mıdır nedir, bunlar normal et salam falan filan ama burada insan organı yazıyor, bak human organ diye de yazıyor Metan. Sence bu adamı biliyoruz buranın olduğunu. Sence buradaki Romero ile bir alakası var mı arkadaki cesetlerin? En azından 2-3 tanesi. Yoksa o 4 cesedi de adam burada satıyor mu insan organları falan diye. Yam yam yerim yani burası. Şurası abi. Bence bir alakası vardır. Neyle yani? Bu adamla arkadaki cesetlerin mi? Evet. Ne olabilir sence? Ya bak şunun, şuradakinin en kötü ihtimal buradakinin o insan organı satan cesetçinin, yani kasabın aldığını biliyoruz. Ama bu üçünün de yani ne alakası? Çünkü kapalı, bilmiyoruz içini. İçine aslında bakmaya çalışsak bakabilir miyiz? Büyük ihtimal yok ama bir bakmaya çalışalım. Şöyle. Bak haritanın altına ineceğim. Bak gördüğün gibi burası yapılmış. Belli yani texture çizilmiş içi. Hı hı. Ama diğerleri yok altında bir şey. Hani altında bir şey de yok zaten. Sence ne olabilir? Dükkana bir gitsene be.
Dükkana gidelim abi. Dükkan burada adamın. Bu dükkan mezar. Değil yok bu dükkan. Kasaba değil. Mı? Evet kasaba. Hemen kasaba gidiyoruz. Bak, burada zaten da Romero'nun kasaba olduğu için. Ama bam. Carnicere Romero diyor. Burada yani gerçi bak family diyor ya hani aile kasabı gibi bir şey yani burası. Belki adam hem bu işi yapıyor hem o işi yaptığı için aslında dediğim mantıklı bak arkadaki cesetleri gene bu adamla alakalı. Belki de vampir hani kanlarını emiyor sonrasında satıyor falan da olabilir. Zaten adamın baksana kolu kanlı manlı olması lazım bembeyaz. Evet yani baktığın zaman mantıklı abi. Birinci olayımız buydu. Bir de abi bir olay daha var. Onun için şimdi başka bir yere gideceğiz. Oradan devam edeceğiz. Abi Malibu kulübünün önündeyiz. Burayı herkes biliyor ve şu anda oyunun sıfır save'ini yani hiçbir save ile açmadık. Normal olarak geldik. Ve yukarı kata çıkmamız gerekiyor üst kata ve bildiğim kadarıyla bu adam bizim normalde üst kata çıkmamıza izin vermiyor. Ama bu şekilde çıkacağım. Yukarıda bir adam varsa dur hatta onları da ben bir öldüreyim. Şöyle yaparsak daha iyi olur. Bam onu bir öldüreyim ben. Öldü değil mi o? Öldü. Ayağa kalkacak ayağa. Ben ölmediğini anlamıştım. Oyun sonra. Silahı çıkardı çünkü ölseydi. Bir de yukarıda var sanki. Bu arada barmen de bize vuruyor. Var mı burada? Aa burada bak. Bizim anlamayacağımızı zannediyor. Evet onu da öldürdük. Alttan sıkıyor bize bak. Bizi görüyor. Ve canımız gitti sanki az önce bizim. Neyse. İkinci olayda biraz komik. Yani çok komik ama bunu göstermeden göstermemezlik olmazdı değil mi? Göstermeden olmazdı. Bu daha doğru. Bunu göstermeden olmazdı. Buradaki aynada biz gözükmediğimiz için şey diyorlar abi. Tommy'nin vampir olma ihtimali var diyorlar bak. Ya, bu aynada gözükmüyoruz. Şey yapmışlar. Nasıl diyeyim? San Andreas'ta vardı ya hapishanenin alt tarafında. Evet. Aynı oda bir daha yapmışlar aşağı. Aynen öyle. Burada ya şey yapmamışlar ne bileyim. Yansıma değil. CJ'in yansıması vardı ama burada yansıma yok. Evet. Yani bu odanın aynası var aslında. Evet bunu zaten size kanıtlayacağız arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağız? Tabii ki trainerımız sahnesinde. Bakın çok yavaşça buradan çıktığımız zaman aslında odanın aynısından burada da var ama şey yok bu odanın. Nasıl derler? Onun ismiydi hani, lan. Onun ismini unuttum ben. Basamıyoruz. Yani texture var ama değemiyoruz. Madde halinde duvar değil. Yok. Duvar yok. Ha duvar yok. Sadece o texture'a görebiliyoruz. Hatta bakın adamlar şu merdivenler arkasına dönebilecek kadara kadar yani şu kısma kadar yapılmış. Hı. Ki yanlış yapılmış. Öyle bak şurası yok aslında. Bakın şurada kahverengi görüyorsunuz değil mi? Ama buralar kahverengi değil. Doğru mu? Evet. Bak şu kahverengiler yapmışlar. Devam etmiyor ama burada devam ediyor bakın gördüğünüz gibi. Ki bunu yanlış yapmışlar, yanlış modellemişler. Bakın görüyorsunuz. Aslında iki tarafında bu şekilde olması gerekiyordu. Aynı odadan burada var. Şurada bir ince bir cam var. Yani cam mı bir bulanık gösteriyor hatta yani bilerek de o şekilde yapmışlar texture'ları da. Hani sanki hakikaten bir aynaymış gibi durması amaçlı. Yani burada Tommy'nin vampir olduğu ve aynalarda gözükmediği olayı tamamen yalan. Sadece yıldan ötürü ayna kodlamaya uğraşmak istemedikleri için Rockstar Games böyle bir şey yapmış. Direkt buradaki şeyleri 180 derece döndürüp hemen buraya taşımış. Aynı şekilde ortaya da bir tane kötü kalite bir cam ve sanki aynaymış gibi bir görüntü ortaya koymuş. Bu tarz hileler çok fazla yapılıyor arkadaşlar oyunda. Yani çok fazla var. Hatta bununla ilgili size bir şey göstereceğim. Videomuzu sonlandıracağız. Bu olayı size daha iyi pekiştirmek için polis kral konumuna geldik. Burada bir olay göstereceğim arkadaşlar hemen. İçeri girelim. İnşallah şurada polis kıyafeti vardır. Polis kıyafeti yok abi yapacak bir şey yok. Hemen kısaca göstereceğim. Burada bir banyo var. Bakın yerlerde su kalıntıları kalmış ve bu sulardan gördüğünüz gibi bu oda aşağıya yansıyor. Hatta şuradaki kısma kadar yani burada görüp görebileceğiniz hani şuraya kadar görebildiğiniz için her taraftan yansımasını yapmışlar. Aynı olay burada da geçerli. Aslında burada da bir yansıma yok. Sadece alt tarafta gördüğünüz gibi buranın birebir aynısı yapılmış. Aşağıya 180 derece gene döndürüp yani tam tersi şekilde döndürüp buraya yapmışlar ve şuradaki texture da aslında şuraları PNG yani şeffaf buraları da normal texture şekilde yapılmış ve bu şekilde adamlar su yansıması kodlamak yerine böyle güzel bir görüntü yapmışlar yani adamlar kafalarını çalıştırmışlar aslında o döneme evet. Göre gayet de güzel bir yani bunu ben göstermesem Metan hiç aklına gelir miydi bunun aşağı yapılıp da buraların PNG olduğu o yıllarda gördüğün zaman gelmez 2002 yılında çok yani göz anlamazsınız abi 2002 yılında bunu adamlar yansıma ve aynayı bunları kodlamaya gerek duymadan gayet güzel bir şekilde çözmüşler ve vampir olayından bahsedip Tommy'nin vampir olmadığını da kanıtladıktan sonra videomuzu abi burada sonlandırıyoruz. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Kardeşimle böyle daha fazla gizem çözme videoları gelsin. İstiyorsanız kesinlikle videoya like atıp kanalıma da abone değilseniz abi kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.